hoşgörülü insanların yaşadığı, yeşil ve mavinin tüm tonlarının görülebildiği akıl almaz bir ülke. Noel Baba ve geyiklerinin yaşadığı topraklar, dünyanın en mutlu insanlarının olduğu beyaz zambaklar ülkesi. Evet evet, tabii ki de Finlandiya'dan bahsediyorum. Finlandiya denilince akla pek çok şey geldiği doğru. Dünyanın en temiz suyuna sahip bir ülkeden bahsediyoruz. Yüksek sesle konuşmanın hoş karşılanmadığı, sakinlikleri ve dürüstlükleriyle bilinen bir halk. Dürüstlük denince karşılaştığım ilk bilgiyi size paylaşmak istiyorum. Bilirsiniz ki 2. Dünya Savaşı sonunda bazı ülkeler tazminat ödemeye mahkum edildiler. Bunlardan biri de Finlandiya'ydı. Savaş sonrası yapılan antlaşmalar nedeniyle Sovyetlere 300 milyon dolar tazminat ödemek zorundaydı. Aslında sadece Finlandiya değil, başka ülkeler de Sovyetlere tazminat ödeyecekti. Ama kimse kendisine kesilen tazminatların tamamını ödemedi. Tamamını ödeyen tek ülke tabii ki de Finlandiya'ydı. Ne kadar yüksek meblağ da olsa kendisinin bu paraya daha fazla ihtiyacı olmasına rağmen verdiği söze sadık kalmak Finlandiya demek. Finlandiya hükümeti 85 yıldır hamile olan kadınlara bir kutu veriyor. Bu kutuda giysiler, battaniyeler, oyuncaklar ve gerekli çeşitli malzemeler bulunuyor. Kutuyu aynı zamanda yatak olarak da kullanabiliyorsunuz. 1930'lardan bu yana gelenek haline gelen bu uygulamanın asıl amacı Fin çocuklarına ailelerinin gelir seviyesi ne olursa olsun eşit bir başlangıç sağlamak. Bebek doğduğu andan itibaren devlet her türlü imkanını kullanarak çocuğu iyi bir vatandaş olarak büyütür. Öncelikle aileler devletten çocuk yardımı alırlar. Annelik izinleri oldukça uzundur ve anne isterse bu doğum iznini uzatabilir. Sadece annelik izni değil, babalık izni de vardır ve babanın yeni doğum yapmış anne ile ilgilenmesi için devlet babalara da bu izni verir. Bu süre zarfında hem vergiden muaf olunur hem de ücretli izin kullandırılır. Finlandiya Cumhuriyeti, Kuzey Avrupa'da bir İskandinav ülkesidir. Ülkenin başkenti ve en büyük şehri Helsinki'dir. Finlandiya nüfusu 5,5 milyon civarındadır ve bu nüfusun %20'sini başkent Helsinki oluşturmaktadır. Yüzyıldan uzun süredir kendi anayasasıyla bağımsız bir devlet olan Finlandiya, 2000 yılında önemli bir anayasal reform gerçekleştirerek Cumhurbaşkanı'nda bulunan kararname çıkarma yetkisi Cumhurbaşkanı'ndan alınarak halkın seçtiği parlamentoya verilmiştir. Finlandiya parlamentosu, hükümetin tüm karar ve yetkilerini geniş bir şekilde denetleme yetkisine sahiptir. Finlandiya'da trafik cezaları kişinin gelir düzeyine göre hesaplanır. Kuralları ihlal eden kişi bir önceki sene ne kadar vergi ödemiş ise ona göre para cezası kesilir. 2018 yılında milyarder bir iş adamına 50 km hızla gidilmesi gereken bir alanda 71 km hızla gittiği için 63 bin euro ceza kesildi. Rekor ise 2000 yılında telefon firması olan Nokia'nın üst düzey yöneticisine ait. Motosikletiyle hız sınırını aşan yöneticiye yıllık geliri 11,5 milyon euro olduğu için 94 bin euro ceza kesildi. 5,5 milyonluk nüfusa sahip Finlandiya'da arabadan fazla sauna vardır. Finlandiya kültürü içerisinde ayrı bir yeri olan sauna 2 milyondan fazla bulunmakta. Hemen hemen herkesin evinde bulunan, stresten uzaklaştıran, ağrıları hafifleten, kasları rahatlatan saunalar haftada en az bir kez kullanılırken birçok şirket parlamento binası sauna imkanı sunar. Kuzey ışıkları Eylül ve Mart ayları arasında özellikle Lampat bölgesinde çıplak gözle seyredilebilecek niteliktedir. Gün batımından şafak sökünceye kadar izlenilebilen bu eşsiz doğu olayını Finlandiyalılar uyurken izlemek için camdan iglualar geliştirmiştir. Finlandiya'da internet kotası soruları sorduğunuzda neyden bahsettiğinizi hiç anlamazlar. Çünkü internet erişimi Finlandiya devleti tarafından yasal hak olarak sayılmıştır. Finlandiya'da devlet tarafından kontrol edilen birçok kumarhane bulunmaktadır. Fakat bu kumarhanelerin tüm geliri hayır kurumlarına devrediliyor. Finlandiya'da kamuya açık alanlarda tükürmek, gaz çıkarmak ve idrarını yapmak yasak değildir. Ama yüksek sesle bağırarak konuşmak hoş karşılanmaz. Finlandiya hakkında bilgi denilince dünyanın en fazla kahve tüketen toplumu olduğu söylemeden geçemeyiz.
Finliler sadece dışarıda değil, evde ve iş yerlerinde de 8-9 fincan kahve tüketirler. Bu arada Finliler kahvenin yanında her zaman kek tüketirler. Midnight Sun olarak bilinen gece yarısı güneşi, dünyada sadece kuzey ve güney kutup dairelerinde rastlanan bir doğa olayıdır. Finlandiya, yaz mevsiminde güneşin 24 saat boyunca gözlenebildiği birkaç ülkeden biridir. Özellikle kuzeyde yer alan Lapland bölgesinde 2 aydan fazla süren bu şaşırtıcı güzellikteki olay, soğuk, karanlık ve zorlu geçen bir kışın ardından gelen sonsuz bir aydınlatma gibi gelmektedir. Birleşmiş Milletler'in 149 ülke arasında yaptığı değerlendirme ile belirlediği Dünya Mutluluk Raporu'nda son 3 yılda olduğu gibi 4. sefer de Finlandiya oldu. Ülkemiz ise geçen yıl 93. sırada olduğu bu listede 2021 yılında 104. sıraya geriledi. Şimdi gelelim dünyaya örnek olan ve herkesin dilinde olan bu eğitim sistemine. Çocuk biraz büyüyüp anne işe başlamak istediğinde çocuğunu ücretsiz kreşlere teslim eder ve iş dönüşü çocuğunu teslim alır. Çocuk okul öncesi eğitimi ilk olarak bu kreşlerde alır. Kreş, okul, üniversite hiç fark etmez. Eğitimin hiçbir aşamasında tek kuruş para vermenize gerek yoktur. Çocuklar daha iyi bir eğitim alsın diye çocuklarınızı özel okullara yollamazsınız. Çünkü eğitim kalitesi ülkenin her yerinde aynı ve çok iyi durumda olduğu için buna gereksinim duymazsınız. Ülkede özel okullar da, kolejler de, paralı üniversiteler de yoktur. Özel okullar olmadığı için okullar arası rekabet de yoktur. Dayanışma vardır. Finliler ezberci eğitimle beyne boş yere isimlerin, ölçülerin, tarihlerin ve kuralların doldurduğunun farkındadır. Bu nedenle Finli öğrenciler okula giderken aslında okula gitmezler, eğlenmeye giderler. Ülkedeki eğitim sistemi her yerde aynı kalitede olduğundan öğrenciler evlerine en yakın okula yürüyerek ya da bisiklet ile giderler. Okul uzaksa ve toplu taşıma ile ulaşılmıyorsa öğrencilerin ulaşımını devlet finanse eder. Okul bahçelerinde ağaçlar, çiçekler ve oyun parkları bulunur. Bu oyun parklarında rastgele oyuncaklar bulundurulmaz. Öğretici özelliği bulunan oyuncaklar seçilir. Çocuklar okula girerken eve giriyormuş gibi ayakkabılarını çıkartırlar ve içeride çorapla gezerler. İçerisi çocuğun rahat hareket edebileceği şekilde düzenlenir ve ferahtır. Çocuklara geleneksel tarzda dersler anlatılmaz. Dersler marangozhane, mutfak gibi yerlerde bulunduğu için uygulamalı olduğundan akılda kalıcılığı artar. Finlandiya'da öğretmenlik en saygın mesleklerden biridir. Öğretmen adayları fakültelere kabul edilmeden önce birkaç elemeden geçerler. Bu elemelerden geçerken önceki başarılarından çok öğretmen adayının karakteri, çocuklarla iletişimi, empati yeteneği gibi özelliklerine bakılır. Eleme sonrasında öğretmenlik bölümünü bitiren kişi, öğretmenlik lisansı almadan önce yüksek lisans yapmak zorundadır. Staj döneminden geçen öğretmen adayları, deneyimli bir öğretmenin gözetiminde öğrencilere ders verirler. Böylece öğretmenler tam donanımlı olarak ve profesyonel bir şekilde mezun olurlar. Öğretmen maaşları ise yönetici maaşlarına yakındır. Öğretmenler özerktir. Başka bir deyişle Eğitim Bakanlığı'nın ana hatlarıyla bir müfredatı olsa da öğretmenler bu dersi nasıl işleyeceğini, hangi kitapların okutulacağını kendileri karar verirler. Devlet öğretmenlere güvendiği için okullara müfettiş göndermez ve sistem eksikliklerini tamamlamak isteyen öğretmenlere imkan sağlar. Çocukların okulda harcadıkları süre haftada ortalama 20 saattir. Öğrenciler zeka ve becerilerine göre farklı sınıflara dağıtılmazlar. Öğrencilerin motivasyon şekli ceza ile değil teşvik ile yapılır. Hiperaktif bir öğrenci sınıfta duramıyorsa onu azarlayıp sıraya oturtmak yerine altına bir pilates topu koyar ve çocuğun top üzerinde sınıfın içinde gezmesine müsaade ederler. Ya da bir öğrenci sınıf arkadaşlarına göre daha geriden geliyorsa öğretmen okul saatleri dışında o öğrenci ile bireysel olarak ilgilenerek sınıf arkadaşlarıyla aynı seviyeye çekmeye çalışır. Finli öğrencilerin haftada ortalama 20 saatlerini okulda geçirdiklerini söylemiştim. Bu rakam dünyadaki en düşük rakamlardan biridir ve bu öğrenciler okula daha az giderek daha çok başarılı olurlar. Finlandiya hakkında anlatılacak çok şey var.
Video daha fazla uzamasın diye burada sonlandırıyorum. Elimden geldiğince sade, anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bir sonraki ülkenin hangisinin olmasını isterdiniz? Yorumlarda yazarak belirtebilirsiniz. Esenle kalın.